Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde köklü sayılar ve ile ilgili bir tane kazanım testi çözeceğiz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüne geçelim. İşleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar paydayı rasyonel yapmak adına bizim ne yapmamız lazım? Hem payı hem de paydayı kök 3 ile çarpmamız lazım. Veya ikinci bir yol olarak şöyle. Hocam ben bu 3'ün kök 3 çarpı kök 3 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla paydaki ile paydadaki köküç birbirini götürür ve geriye ne kalır? Köküç kalır. Böyle de yapabiliriz. Veya benzer şekilde, benzer şekilde arkadaşlar şöyle de düşünebiliriz. Hem payı hem paydayı ne yapacağız arkadaşlar? Eşlenikle çarpacağız. Dolayısıyla paydayı rasyonel yapmak adına kök 2 ile çarpacağız. 4 kök 2 bölü 2 gelecek. Eksi kök 3 eksi 2 kök 2 olmuş olacak. Bakın burada 4 ile 2'yi sadeleştirirsem burası 2 kök 2 olacak. Bakın artı 2 kök 2 ile eksi 2 kök 2 birbirine götürdü. Artı kök 3 ile eksi kök 3 birbirine götürdü. Dolayısıyla cevabımızı E şıkkı olarak bulmuş olduk. İkinci soruya bakalım şimdi. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Hemen eşlenikle çarpıyorum. Bakın bunun eşleniği kök 5 artı kök 3. Bunun eşleniği ise kök 5 eksi kök 3. Bu arkadaşlar eşlenikle hem payı hem de paydayı çarpıyorum. Bakın pay kısmını çarpacak olursam 2 çarpı kök 5 artı kök 3 olacak. Paydamız da ne olacak arkadaşlar? Kök 5'in karesinden 5 gelecek. Kök 3'ün karesinden 3 gelecek. Aradaki işaretimiz eksi. Artı diyorum. Yine benzer şekilde pay ve paydayı eşlenikle çarpıyorum. Kök 5 eksi kök 3. Paydamız da yine kök 5'in karesinden 5. Kök 3'ün karesinden de 3 gelmiş oldu. Bakın 5 eksi 3 zaten 2 yapar. Bu ikiler sadeleşir. 5 eksi 3 2 yapar. Bakın bu ikiler de gitmiş oldu. E o zaman arkadaşlar bakın artı kök 3 ile eksi kök 3 birbirini götürdü. Kök 5 ile kök 5 toplarsam cevabımızı 2 kök 5 olarak bulmuş oluruz. İşleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın yine paydayı rasyonel yapmak için ne yapacağız? Eşlenikle çarpacağız. Bunun eşleniği kök 7 artı kök 6'dır. Bakın burada herhangi bir işlem yapmadığım için aynen yazıyorum. Kök 7 artı kök 6. Şimdi eksi var. Hemen yazdım. Bakın arkadaşlar hem payı hem de paydayı kök 7 artı kök 6 ile çarpacağım. Tabi burayı ne yazacağım arkadaşlar? Parantez içerisinde yazmam lazım. Niye? E, kök 7 ile kök 6 iki tane terimden oluşuyor. En az iki terimden oluşuyorsa o parantez açılacak. Yoksa bu işaret yüzünden olay biter arkadaşlar. E şimdi paydamız ne oldu? Kök 7'nin karesinden 7 geldi. Kök altının karesinden de 6 geldi. Aradaki işaretimiz eksi. E şimdi arkadaşlar zaten 7 eksi 6 1 yapmaz mı? E o zaman kök 7 artı kök 6'yı 1'e bölersem yine kendisi gelecek. E o zaman bakın şu eksi'yi de dağıtacak olursam kök 7 artı kök 6 eksi kök 7 eksi kök 6 olacaktır. Bakın bunlar birbirine götürdü. Dolayısıyla yine cevabımız ne oldu arkadaşlar? E şıkkı olmuş oldu. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Bakın eşlenikle çarpıyorum. Kök 3 eksi 1. Bunun eşleni de kök 3 artı 1. Dolayısıyla arkadaşlar pay kısmımız kök 3 eksi 1 oldu. Paydamız da kök karesinden 3 geldi. 1'in karesinden de 1 geldi. Arada eksi işaretimiz var. Artı diyorum. Paydamız pay kısmımız kök 3 artı 1. Yine paydamız arkadaşlar benzer şekilde kök karesinden 3. 1'in karesinden 1 geldi. Ve çıkarma işlemimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar bakın burası ne oldu? Kök 3 eksi 1 paydamız 2. Sağ taraf ne oldu? Kök 3 artı 1 paydamız 2. E paydaları eşitse o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Ve kök 3 ile kök 3 toplarsam 2 kök 3. Paydamızda da 2 var. İkiler de birbirini götürürse cevabımızı kök 3 olarak bulmuş oluruz. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar bakın bunu kök 6 ile genişletiyorum. Ee, bakın bunun eşleniği de 3 artı kök 6'dır. Tamam. Dolayısıyla eşleniği hem payla hem de payda ile çarpıyor. Bölü kök altı ile kök altının çarpımından 6 geldi. Eksi. Bakın arkadaşlar bu eşlenik iki terimden oluştuğuna göre demek ki benim ne yapmam lazım? Parantez içerisinde yazmam gerekiyor. İşte 3 artı kök 6 bölü paydamız ne olacak? 3'ün karesinden 9 gelecek. Kök altının karesinden de 6 gelecek. Aradaki işaretimiz eksi. Şimdi 18 ile 6'yı sadeleştirirsem 3. Bakın sol taraf 3 kök 6 oldu. 9 ile 6'yı sadeleştirirsem arkadaşlar yine ne olacak? 3 olacak. E 9 ile de 3'ü sadeleştirdim bakın 3 oldu. Şimdi bu 3'ü dağıtacak olursam, dağıtacak olursam o zaman ne olacak? 3 ile 3'ü çarparsam 9. Eksi 3 ile kök 6'yı çarparsam eksi 3 kök 6. Dolayısıyla 3 kök 6 ile eksi 3 kök 6 birbirine götürdü ve cevabımızı eksi 9 olarak bulmuş olduk. Ama şurada bakın parantezi açmasaydık o zaman sonuç farklı çıkardı. Olduğuna göre ABC sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz köklü sayılarda sıralama yaparken öncelikle dikkat etmemiz gereken nokta ne? Tabii ki derecelerin eşit olması. O zaman arkadaşlar bakın burada burada bir şey yazılmadıysa 2 vardır. Bakın bunun derecesi 3 burada da 6. 2, 3 ve 6 Sanki payda eşitler gibi eşitlesek kaç altı da eşitleriz? 6'da. 6'da eşitleyeceğiz. 2'yi 3 ile çarpacağım. 6 olması için. Fakat ifade değişmesin diye buraya küp yazacağım. Bakın 3'ü 2 ile çarpmam lazım. İfade değişmesin diye buraya 2 yazacağım. Bakın zaten 6 6'da eşitledik. O yüzden orada herhangi bir problem yok. O zaman A ne oldu arkadaşlar? 6. dereceden 5'in küpü 125 geldi. B'ye bakalım. Ne oldu? 6. dereceden 4'ün karesinden 16 geldi. C zaten 6. dereceden kök 7 arkadaşlar. O zaman bakın içerideki sayılar, içerideki sayılardan en küçüğü hangisi? C. Sonra B. En büyük de A arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız E eşittir. ABC sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın biz böyle ifadelerde ne yapıyorduk? E, karesini alıyorduk. E, o zaman her iki tarafın karesini alacak olursam a kare ifadesi ne olacak? Birincinin karesinden 9 geldi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katından 6 kök 2 geldi. Artı ikincinin karesinden de kök 2'nin karesinden de 2 geldi arkadaşlar. Dolayısıyla 9 ile 2'yi toplarsam 11 artı 6 kök 2 gelmiş oldu. Hemen B'nin karesini alalım. Her iki tarafın karesini alıyor. Bir ifadede değişiklik olmasın diye. Birincinin karesi yani 2'nin karesinden 4 geldi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katından birinci ile ikinciyi çarpsam 2 iki kök, kök, 7 gelir. Bir 2 ile daha çarpacağım. 4 kök 7 olacak. Kök 7'nin karesinden de ne gelecek arkadaşlar? 7 gelecek. 4 ile 7'yi toplarsam 11 artı 4 kök 7. Bir şeyleri fark etmiş olman lazım. Bak 11'ler hepsinde standart geliyor. Muhtemelen diğerinde de 11 gelecek. 1'in karesinden 1. Birinci ile ikinciyi çarpsam kök 10 yapar. Bir de iki katını aldım. 2 kök 10. İkincinin karesi yani kök 10'un karesinden de 10 geldi. E 10 ile 1'i toplarsam arkadaşlar yine 11 artı 2 kök 10 gelecek. Şimdi az önce de söylediğim gibi 11'ler üçünde de standart. O zaman demek ki şu 6 kök 2, 4 kök 7 ve 2 kök 10'dan hangisi büyükse en büyük olacak. Hangisi küçükse de en küçük olacak. E bu Bakın bunları nasıl kıyaslarım? Karesini alırım. 6 kök 2'nin karesi ne yapar? 72. 4 kök 7'nin karesi ne yapar? 16 çarpı 7'den 112 mi yapar? 2 kök 10'un karesi de, de 4 çarpı 10'dan 40 geldi. Dolayısıyla bak en küçük C'ymiş. Sonra A'ymış. Sonra da en büyük de arkadaşlar B'ymiş. Dolayısıyla bakın sanki B şıkkında cevabımız mevcut. 8'e bakalım şimdi. Olduğuna göre ABC sayılarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine arkadaşlar köklü ifadeler var. Dolayısıyla biz ne yapalım? Karelerini kıyaslayalım. Çünkü biz kök 3'ün, kök 5'in hani yaklaşık değerlerini belki biliyoruz ama kök 29'un bilmiyoruz, değil mi? Dolayısıyla karelerini alarak kıyaslayacak olursam arkadaşlar bu kıyas çok daha kolay olacaktır. Dolayısıyla A kare ne olacaktır? 3/4. bölü 4. B kare ne olacaktır? 5/9. bölü 9. C kare ne olur? 29 bölü 36. Tabi şimdi arkadaşlar bakın. Burada faydalarını sanki eşitlemek daha kolay. 4, 9 ve 36. Kaçta eşitleriz? 36 da. Değil mi? Bunu 9 ile çarpacağım. İfade değişmesin diye bunu da. Bunu 4 çarpacağım. Bakın burayı da 4 ile çarpacağım. Zaten 36 da e o zaman a kare dediğimiz 27 bölü 36 geldi. B kare dediğimiz 20 bölü 36 geldi. C kare dediğimizde 29 bölü 36 idi zaten. O zaman hangisi büyük olmuş oldu? Ayı en büyük olan en büyük olacak. Bakın en küçük olan burada, değil mi? B. Ee, sonra A, sonra C arkadaşlar. Bakın doğru cevabımız B şık. A tam sayı olmak üzere sakın buraları pas geçme. Çünkü genelde olayı çözdüren kısımlar buralar oluyor. Olduğuna göre A'nın alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada kök A ee, A dediğimiz şey kökün içerisinde ya, kökün derecesi de çift. O zaman bakın kıyaslaması kolay olsun diye ben bu 7'yi kök 49 olarak yazarım. Burası A. 8 nasıl yazarım? Evet güzel. Kök 64 olarak. Şimdi o zaman arkadaşlar A sayısı burada 49 ile 64 aralığında değil mi? Ama A'nın alabileceği değerler 49'dan büyük olacak. 50 olur, 51 olur, 52 olur değil mi? Peki nereye kadar gider bu? En son 63 olur arkadaşlar. E hocam ben buradaki terim sayısını biliyorum. Neydi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. E son terimimiz ne arkadaşlar? 63 ilk terimimiz 50 bölü artış miktarı birer birer artıyor. Bir de artı 1 dedim. Dolayısıyla bu matematiği yaparsak cevabımız sanki 14 geliyor. A pozitif gerçel sayı önemli eşitliğini sağlamaktadır. Buna göre bu ifadenin eşit işte aşağıdakilerden hangisidir? E şimdi arkadaşlar ayda da köklü ifade var. E biz bunu rasyonel yapmak için ne yapıyorduk? Eşitliğini de çarpıyorduk. E bunun eşitliğini kök a. O zaman pay kısmını da çarpacağım. 4 a ile kök a'yı çarpacağım. Paydamızda ne olacak arkadaşlar? Kök a ile kök a'nın çarpımında a gelecek. Artı 2 a. Hadi biraz daha düzenleyelim. A'lar birbirini götürdü. Dolayısıyla 4 a 4 kök a artı 2 a olmuş oldu. E hocam buralarda da 2'ler iki, e, ortak. E de bir de 2 ortak parantezine alalım. 2 ortak parantezine alınca a artı ne geldi arkadaşlar? 2 kök a geldi. E hocam ben şuradaki ifadeyi tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Ha işte bak şurada var. E a artı 2 kök a dediğimiz 7 değil miymiş? Tamam 2 çarpı 7'den cevabımız 14 olarak bulunmuş oldu. X gerçel sayısı için diyor eşitsizliği sağlanmaktadır. Buna göre x sayısı yukarıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi öncüllere baktığım zaman arkadaşlar sayılar kökün içerisinde. O zaman biz de bunların hepsini ne yapalım kökün içerisinde tıkalım. Şimdi 25 dediğimle kök 25, 36 dediğimle kök 36. Demek ki x sayısı buradan 25 ile 36 aralığında olacak. Bakın bu olmadı, bu oldu. 30 yine bu aralıkta arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Olduğuna göre B eksi A farkı farkının değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar ben burada kök A 5 ise A dediğimiz şey A dediğimiz şey 25 değil midir? Evet. Burada arkadaşlar bakın B'yi yalnız bırakmak için her iki tarafını ne yapmam lazım? Küpünü almam lazım. Bak burada karesini aldım. Burada da küpünü alıyorum. Dolayısıyla B sayısı da ne olacaktır arkadaşlar? 3'ün küpünden 20, 27 geldi. B eksi A farkı ne olur? 27'den 25 çıkarsa cevabımızı arkadaşlar kaç olarak buluruz? Bakın 2 olarak bulmuş oluruz. Olduğuna göre kök 72 sayısının x ve y türünden eşit aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi bak biz kök 2 ile kök 3'ü biliyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacağım? Şu 72'yi paramparça edeceğim. E hocam bu 72 dediğim şey 36 çarpı 2'dir. Tamam. E hocam 36 dediğimizde e, kök dışına 6 olarak çıkar. 2 de kalır. E şimdi ben zaten arkadaşlar e, kök 2'nin neye eşit olduğunu biliyorum. X'e eşit olduğunu biliyorum. Bakın şunun yerine ne yazdım? X yazdım. Dolayısıyla Buradaki cevabımız ne olacak arkadaşlar? 6x olacak. Bakıyorum şıklara var mı? Yok. Demek ki benim şıklar hep x ile y'ye bağlı olduğu için benim demek ki bu 6'yı ne yapmam lazım? Biraz daha düzenlemem lazım arkadaşlar. Peki ben bu 6'yı nasıl yazarım? Böyle yazamam mı? Hocam 6 dediğimiz şey kök 6 çarpı kök 6. X yanında duruyor. Şu kök 6'yı ben kök 2 çarpı kök 3 olarak yazarım. E bu kök 2 çarpı kök 3 olarak bunu da yazarım. E o zaman ne oldu? Ben şimdi kök 2 ile kök 3'ün değerini biliyorum ya. O yüzden böyle parçaladım. Kök 2'ler kök 2 yerine x yazıyorum. Buradaki x çarpanı da unutmayalım. Şurası da kök 3 tabi. Bunların yerine de y yazıyorum. O zaman toplamda kaç tane x'imiz oldu? 1, 2. Bak şurada da vardı 3. 3 e tane x'in çarpımından x küp gelir mi? Gelir. 2 tane de y'nin çarpımından y kare gelir mi? Gelir. Dolayısıyla x küp çarpı y kareymiş cevabımız. Geldik son sorumuza. Kenar uzunlukları görselde verilen dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi bir sıra dikenli tel ile çevrelenmiştir diyor. Bakın bir sıra. Tamam. Buna göre kullanılan telin tamamı sayı doğrusu üzerine yerleştirildiğinde aşağıdaki gösterimlerden hangisi doğru olabilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar biz çevresine bakacağız değil mi? Bakın burası 3 kök 2 ise şu karşısı da 3 kök 2 midir? Evet. Burası kök 2 ise bakın burası da kök 2. Dolayısıyla çevresi ne oldu arkadaşlar? 8 kök 2. 8 kök 2. Bu hangi aralıktadır diye bakacağız. Ha şöyle bakabilirsin. Bak ben sana derslerimizde anlatırken söyledim ki bu kök 2, kök 3 ve kök 5'in değerini mutlak olarak yaklaşık olarak bildirdim. Bak. 1.4 küsuratı da vardı değil mi? E hocam ben bunun 1.4 küsur olarak almış olsam. Bunu 8 ile de çarpmış olsam ne yapar bu? 11.2 küsür yapar. Belki biraz daha fazla yapar ama bilmiyorum. 11 nokta küsür. E bu da 11 ile 12 aralığındadır. Demiş olsan bakın. Şu e, bak A şıkkı sanki olabilir gibi duruyor. Değil mi? Bakın şunları e, ne yaparız arkadaşlar? Eleriz. E hocam ben tam olarak net olarak ben bunun cevabını bulmak istiyorum. Şimdi karesine karelerini alacağım o zaman. Karelerini alıp da kıyaslamak daha kolay oluyor ya. Şimdi şu ne demek arkadaşlar? Bak köklü olarak ifade edecek olsam kök 121 oldu. Şimdi 12 ne? Bu da kök 144. 12 demek bu. Bakın ben bunun karesini alsam ne olacak? 64 çarpı 2'den 128 oldu. Peki 128 bu ikisinin aralığında mı? Evet aralığında. Dolayısıyla bakın buradan da yine garanti etmiş olduk. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.